Merhaba arkadaşlar, şu anda sesim kısıldı. Bayağı kısıldı hem de. Biraz hastalandım ben. Sesim şu an zaten detone oluyordu. İyice detone olmaya başladı. Sıcak şeyler içmeye çalışıyorum sabahından işte. Çok salak bir sesim var şu anda. Şu saatten sonra video çok tatlı olacak çünkü ben artık böyle anlatacağım her şeyi. Yani sizi ne kadar sevdiğimi düşünün artık. Artık yani anlayın bunu. Şimdi mesela size ördekleri göstereceğim. Buyurun. Heh, ördek. Al ördek. Arka ayaklarına bak. Detone indim. Şimdi kısık artı detone oldum. Sıra yine güzel bir Instagram postu peşinde. Bir Orhan Veli ya sözü. Ne duruyorsun be, at kendini denize diyor. 35 derece sıcaktan Avanos'tan bildiriyor. Restorana çıkış kısmı bayağı ilgi çekici. Evet, testi kebapları aslında böyle hakikaten közde yapılıyormuş. Ama dün öğrendiğimiz bilgiye göre bütün günümüzde restoranlar artık böyle bok tavalarda çevirip öyle göstermelik. İkinci gün vlog başladı. Benim sesim kısık. Ama olabildiğince bağıra bağıra sizleri güzel duyurabilmek için. Çünkü siz buna değersiniz. Her şeyi anlatmaya çalışacağım. Sera bana tahammül ediyor. Güzel tahammül ediyor bu ses tonuna. Ben bile kendime zor tahammül ediyorum. Ses tonumu beğendiyseniz arkadaşlar aşağı bir like bırakmayı unutmayın. Zelve'deyiz şu anda. Açık Hava Müzesi dedikleri yerdeyiz. Az önce Zelve Açık Hava Müzesi'ne geldik. Güzel bir yere benziyor aslında. Fakat giriş 50 lira. Yani 50 lira da açıkçası vermek istemedik. Yani pintilikten değil ama açık havada yürümek için 50 lira. Doğal oluşum olan bir yere bu kadar para vermek. Bence de. Turumuzun... Ama müze kartla 20 lira, onu da söyleyeyim. Evet, müze kartla 20 lira ama biz yanımızda müze kart almadık yani o yüzden. Müze kartımız yok. O da yok işte, olsaydı da almazdık ama zaten. Ben alırdım. Neyse. Sonuç olarak giremedik yani ama eminim. Arabamıza geri döndük. Eminiz çok güzel bir yerde. Ben şöyle uzaktan göstereyim size. İşte şuralar falan bütün peri bacası. Burada peri bacası görüyorsun. Orada peri bacası. Genel olarak peri bacalar işte. Vallahi bizi öyle gişe ve turnike kurtaramadı. Sonuçta her yeri de çitlerle kapatacak halleri yok. Gayet yürüyerek, arkasından dolaşarak. Aha buyurun işte. Ha. Al 50 liralık. Bedavadan videoda 50 liralık şey izliyorsunuz ha. Gayet de güzel bence. Vallahi kim ne derse desin, bu böyle miğferi olan, bağıran, hatta dişleri falan da gözüküyor böyle şu alt tarafta. Bir surata benziyor. Bakın burnu var, gözü var. Yani neredeyse her peri bacası bir figüre benziyor. Kafasını çekti ve peri bacasının içini göremedi. Şöyle şu an peri bacasının içinde alanı gösteriyorum. Bayağı oda, yani insanlar burada zaten yaşıyormuş önceden de. Canın insan için işleyen Nilüfer. Ne zamanın gazetesi? Yazmıyor. Evet, bir fotoğraf uğruna yarab. Asya, Asya, say hi to Colombia. Aşkım. Yabancı bir hayran tarafından tanındın. Esmeralda adında bir tiyatrocu, 15 farklı tiyatroda oynamış ve şey toplum yararına hani oyunlar. Seni aşkım bayağı seviyormuş. Üçüncü günümüz kapıdaki dike artık başladı. Bugün inşallah daha güzel olacak. Çünkü hava dün geçen gün çok sıcaktı. Bugün biraz daha fazla gezeceğiz. Evet aşkım bak. Sularımızı da aldık. Hazırlığımı da yaptım. Hadi o kadar var. O şey. Hadi o zaman gülümü kuramadım. Çıkalım. Yollar Fatih be. Ve Ortahisar Kalesi. 1976'dan beri 42 yıldır burada yapıyoruz, burada takıyoruz. Onyx taşının ham halde buraya geliyor ve ustamızın
15-20 metre toprağın altından çıkıyor burada. Buradan çıktığı yerde acı su kaynıyor. Maden suyu. Acı su. Maden suyu mineralleriyle oluşuyor bu taşlar. Bu patates gibi çıkar. Toprağın içerisinde 15-20 metre toprağın içerisinde patates gibi çıkar. Envai çeşit. Bu mumluk mesela. Mum yapıyoruz. Aa, çok güzelmiş. İkinci bir şarap bahçemine girişimizi yaptık. Şaraplar duruyor. Merhaba. Bunların şey sizin mahsullerinizin şarapları mı? Hepsi yoksa bölgenin şarabı. Şarap isteyenlere bir nasihat. Geldim. Bakın şarabı ağzınızla içmeniz gerektiğinin nedenini gösteriyorum. Neden? Her şeyin şu ana kadar normal. Şurada gitti bak, ayaklar paramparça, kırılmış, eklem kalmamış. Gitmiş. Bak adamın surata bak. Ölmüş, gözlük takmışlar. Elde şarap. Kamu spotu. Bak gitti, kırık. Bak, bak. Yağmur. Hadi bakalım. Şu anda Akhisar Kalesi'nin en üst katının bir altındayız. Çünkü en üst katına çıkmak yasak. Güzel bir panoramik görüntü. Akhisar Kalesi'nde de ölümsüz bir videomuz da olsun. Efendime söyleyeyim, markası Akhisar Kalesi Türk bayrağını da görüyoruz. Şöyle manzaramızı da alalım. Manzarayı da panoramik öyle gösterelim. Evet, şu anda Kızıl Vadi, değil mi? Evet. Kızıl Vadi'ye geldik. Birazdan arkamızda gördüğünüz olan bu sesi görüyorsunuz. Benim önümde okuluyor şu an. 5 kilometrelik parkuru yürüyeceğiz. Dönüşü de 5 kilometre, 10 kilometre. Hadi başlayalım. Nerede trak orada bırak şeklinde yürüyeceğiz. Çünkü ayakkabılarımız da üstümüz de hiç aslında yürümeye müsait değil. Bir anda böyle pıf diye pusumlara doğru atarsın. Aşkım çok şaşırırım ya. Hala gülüyor bak. Şimdi bana böyle bir gülücük atarak yürümeye devam et. Arkana bak ama düşme. Bir de şu görüntüyü şuradan gösterelim. Yani burada görmenizi istediğimiz bir şey var. Peri bacaları gerçekten böyle hani aile aile, çekirdek aile motifleri gibi gözüküyor. Bir bunu gösterelim size. Kimin fikriydi onu da söyle. Fikir değil bu. Güzeyhan gördüm. Ben de bunu çekmemiz gerekiyor dedim. Ama ben söyledim. İleridekiler bakın. Hep böyle üçlü dörtlü. Üçlü dörtlü. Şu an Kızıl Vadi'ye doğru yürüyoruz bu arada. Yürüdüğümüz alanda bizden başka hiç kimse yok. Hani böyle filmlerde hani böyle sanki çölün ortasına bırakılmış insanlar gibi. Hani hiç kimse yok. Buradan bakalım nereye çıkacağız. Güneş de batmaya başladı ufaktan. Kızıl Vadi'nin de olayı çok güzel bir güneş batma noktası varmış. Manzarası mükemmelmiş. Orayı bulmaya çalışıyoruz biz de. Değil mi? Bence de değil. Hava kararmadan gün batımını yakalayıp bir de arabaya nasıl döneceksek dönmeye çalışacağız. Çünkü şu an aslında epey bir kilometre yürüdük. Bayağı bir kilometre yürüdük. Bakalım dönüşümüz nasıl olacak? Hava kararında. Şunların birinde kalakarız ya, olmaz. Hiç insanla karşılaşmamamız biraz ama. Suyumuz da yok. Hiçbir şey yok. Dostlar hava karardı, kararacak. Biz gerçekten ciddi anlamda neredeyiz bilmiyoruz. Kimse yok. Hala hiç kimseyle karşılaşmadık. Ben geri yürümeyi tavsiye ediyorum. Çünkü işin sonu hakikaten karanlığa kalmak olacak ve karanlığa kalmayalım. Ne gerek var yani tatil için gidip böyle bir fantastik şeye niye var? O yüzden hadi geri yürüyoruz. Yanlış şurada yol var. Sanki bir yere gidiyor bu yol. Ya bunun belki dağın öbür tarafına kadar yürüyeceğiz mi karanlıkta? Hadi gel. Hadi. Biraz daha gidelim. Bence gitmeyelim. Yola mola çıkıyordur. Bak her yerde yol var. Bir şekilde bir yere iniyor yani. Başka da kimse yok. Bir küçük belirtmekte fayda var. Şu an güneş batıyor. Rüzgar arttıktan sonra akşamları zaten çok serin oluyor bir defa. O yüzden biz tabii ne kadar erken dedik ki hani dönersek o kadar iyidir. Fark ettiyseniz
Zaten uğultu başladı. Biz bence off-road çıktık aşkım. Off-road olduğu için zaten bulamadık. Vadinin içinden gitseydik diğer insanlar gibi bulacaktık ama... Ben uyuduk yaptım. Evet aşkım. Ama bence ben çok eminim o yol bir yere çıkıyor. Ya belki çıkıyor ama çok alakasız bir yere çıkıyorsa bizim dönmemiz de çok zor olacak. Başlıyor. Var daha var bir saat. Saat 6:05 geçiyor. Yani aslında bir yarım saat 40 dakikamız daha var. Benim telefonumun şarjı %9. Aşkım büyük adımla geç orayı. Genelde kaybolun insanların birçoğu geri dönmeye çalışırken döndükleri yolu hatırlayamadık dedi. İşte zaten kayboluyorlar. Çünkü her yol birbirine benziyor karanlıkta. Bizim de el fenerimiz, çantamız veya böyle bir sırt çantamızla hayatta kalmamızı sağlayacak survival şeylerimiz olmadığı için hani gereksiz atraksiyona gerek yok. İkimiz de böyle cahil cühela geldik yürüyeceğiz diye. O yüzden yarı yoldan dönmekte fayda var dedik. Saatimiz 6:23 ama şöyle netlesin, hadi netle artık, insanlığa ulaştık gibi. Bence dönmekle iyi bir şey yaptık çünkü nereye ulaşacağımızı bilmiyoruz. Asıl patikayı takip etmediğimiz için saçma sapan atraksiyona girecektik. İyi ki de bence dönmüşüz. Bence bugünlük macera da burada son bulsun. Çok uzaklaşmayın yoldan. İnsanlığı şu an görüyoruz. Arabamız inşallah oradadır. O da değilse çünkü şuranın arkasını yürümemiz gerekecek. Burada bir sürü araba olduğu için orası gibi düşündük. Saat gözükmüyor ama aynen 6:30'a bir var. Serada 40 dakika falan mı?